Söylüyorum niye limon sıkıyorsun diyenler de var. Bu ama bir taraftan da seyircilerimizin reaksiyonundan da anlıyorum ki bu tartışılması gereken bir mesele. Ama şimdi her siyasi parti temsilcisi bu konuyla ilgili görüşlerini beyan ederse buradan çıkamayız. Çünkü Şöyle 2-3 çok cümleyle ben tamamlayayım. Uzayacak 2-3 bir cümleyle tartışma. tamamlayacağım. Daha geçeceğimiz başka başlıklar var. Tamam. Ekonomi faslını da konuşacağız. Buyurun. Kısa hemen ekleyeyim. Evet. Şimdi kopamayıp sünen dedim ben. İktidar dedim. İktidar şu an kimden oluşuyor? AKP artı MHP. İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bir kurultay sürecinden sonra ayrıldı. Deva ve Gelecek Partileri, genel başkanlar düzeyinde söylüyorum, AK Parti içerisinden gelen insanlar. Şimdi ben burada Deva Partisi demedim. Herhangi bir şekilde adres göstermedim. Ve bu benim Deva Partisi'ne genel olarak zaten farklı zamanlarda yönelttiğim bir eleştiri. Fazla alınganlık yapıyor arkadaşlar genel olarak. Bu birincisi. İkincisi, ben kendimi aydın olarak görmüyorum. İdris Bey'e de onu söyleyeyim. Entelektüel veya aydın bir kimse olarak kendimi görmüyorum. Ben normal sıradan bir vatandaşım. Ben Türkiye'nin birlik ve beraberliği için bayrağın daha böyle gururla ve vurgulu bir şekilde dalgalanabilmesi için mücadele eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bir üçüncüsü yine Kamerateş'le alakalı olarak da ben Deva Partisi şöyle eksik bir politika yapıyor, Kürt meselesine şöyle eksik bir bakış açısı var demedim. Genel olarak bu muhalefet partilerinin bir araya gelen, adına Millet İttifakı deyin, ne derseniz deyin, bu ittifakın Türkiye'de iktidara değil, rejime muhalefet yapması gerektiğini iddia ediyorum ben. Bunun doğru olanın bu olduğunu söylüyorum. Bunun haricinde bir şey söylemiştiğimde yok. Bence burada çok gereksiz bir alınganlık var, başka bir şey yok. Peki. Peki. Şimdi sizin kurmaylar olarak mutabakata vardığınız bir metin liderlerin önünde şu anda, değil mi? Evet. Orada ne var hocam? Yani nüanslara, mesela Türkiye'nin parlamenter sisteme geçmesi için nasıl bir takvim öngörüldüğü yazıyor mu o metinde mesela? Hayır, yazmıyor. Bizim mutabakat haline geldiğimiz metinde seçimleri kazandıktan sonra bu şu anda 6 parti, bu çalışmayı yapan 6 partinin seçimlerde yetkiyi halkımızdan aldıktan sonra anayasada yapılacak olan değişikliklerdeki temel ilkeler ve temel kuralları yazıyor. Bu öyle temel ilkeler ve temel kurallar ki aynı anayasa gibi yasama, yürütme ve yargı diye başladık. Dolayısıyla yürütmede Cumhurbaşkanı'ndan tutun Bakanlar Kurulu ve bakanlar ve bütün yürütmenin bütün alt organları, aynı zamanda da aslında bir devlet tasarımı yaptığımız için, yani devletin yeniden hukuka uygun bir şekilde, hukukun üstün olduğu bir şekilde yönetilmesi nasıl olabilir? Cinsiyet, kadın erkek eşitliğinden tutun, en önemlilerinden bir tanesi liyakat, devletin her kadrosunda liyakattan tutun, efendim gençlerin işe alınırken liyakatlı, sınavlarda 90, 80 ya da daha fazla notları alıp AK Parti'den ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir hamile yakını olmadığı için, üye olmadığı için 2 dakika içinde onuru kırılarak mülakat yaparmış gibi aslında yapmadan kapı önüne konulan gençlerin, bütün bu Türkiye'den yüzünü bunun için ümidini kesen gençlerin yeniden kendi başarılarına göre devlet kademelerine alınmalarından tutun, üniversite ve akademinin düzenlenmesinden tutun, siyasi etik kanunu, milletvekillerinin alabileceği hediyelerin miktarına varana kadar Avrupa Birliği kurallarıyla, yani dünyada kabul edilen medeni kurallarla, medeni derken burada hani siyasete etiğin getirildiği şu ana kadar bulunabilen en iyi kurallar diyelim. Çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki medeni diyorsun, Avrupa Birliği diyorsun. Vay sen efendim şey misin? Avrupa Birliği'nin nedir o? Medeniyet sadece Avrupa Birliği'nde mi? Ya da Batı'da mı falan? Sebebi şu. Çünkü düşmanlaştırarak kendi seçmenine vereceği hiçbir şey kalmadığı için, hiçbir projesi kalmadığı için, hiçbir umudu kalmadığı için sadece mağdur edebiyatına yatıp
bu Cumhurbaşkanı'nın 3. dönem olması olmaması aday olabilir. O da bir yeni mağduriyettir kendilerini yaratmak istediği. Bizleri yani bütün muhalif olanları, siyasi partiler, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, basın, kimi sade vatandaş, efendim gençler illaki ve illaki bu muhalif fikir ya da muhalefeti düşmanlaştırarak ve bir de beka problemi üzerinden bu ülkeyi bölüp kendi vatandaşları, kendi seçmenini konsolide eden bir şeyin, düzenin değişerek yeniden vatandaşın temsilcisi, milletvekillerinin yetkisinin arttığı, yürütmenin hesap verdiği bir düzene geçmek için bunun bütün şeylerini yaptık. İlkelerini koyduk. Yani parlamenter sisteme geçiş en nihayetinde bir anayasa değişikliği olacağı için buna dair bir tasavvur var. Buna dair bütün ortak ilkeler var. Ortak biz hazırlamıştık. Gelecek Partisi hazırlamıştı. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki hazırlamıştı. Deva Partisi hazırlamıştı. Bunların ortaklarını bir araya getirdik ama zaten bakın şöyle söyleyeyim. 2-3 bakın çok bir dolu madde. Ya madde anlamında değil ama anayasanın bakın yasama, yürütme, yargı ve ilgilendiren bütün kanunlarını düşünün neredeyse. Kaç kanun, kaç şeyi içeren ilkelerde bizim aramızda yani farklı fikirde olduğumuz belki 2'yi 3'ü geçmez. Çünkü bu ülkeye hukuku getirirken Kaf Dağı'ndan Zümrüt'ü Anka kuşunun yumurtasını bulmanıza gerek yok. Hı-hı. Hukukun, adaletin nasıl sağlanacağı zaten belli. Ve bunu yaparken biz ilkelerin ortak faydalarından hareket ettik. İleride seçimlerde anayasa hazırlanırken, bakın bunun da altını çiziyorum, meclisteki bütün siyasi partilerle, bütün sivil toplumla, gazetecilerle, basınla, yargıyla, üniversitelerle birlikte hazırlandık. Geçiş sürecinin ne kadar olması gerektiği konusunda bir müzakere, bir fikir... Onunla ilgili yani o usule ve o sürece ilişkin çalışma yapılmadı. Sonraya Sayın Genel bırakın? Başkanlar evet. Talimat verirse ondan sonra yeniden bir yapılacak. Araya gelerek yapılacak. Peki Figen Hanım, Ali Babacan mesela parlamenter sisteme geçişin en az 5 yıl sürmesi gerektiğini söyledi. Bu da tartışmalı bir mesele. Yani... işte çünkü çok büyük bir revizyon başlayacak devlette. Bir sürü kadronun değişmesi lazım. İşte 20 yıllık bir iktidardan söz ediyoruz. Bir sürü yerde kendi kadrolarını yerleştirmiş vesaire falan. Çok büyük, çok İnan köklü Bey, bir dönüş. İnan Bey, bunu da bir müdahale edebilir miyim? Buyurun. Şimdi Ali Bey, Haber Global'deki bir programda sorulan soru üzerine geçiş Aha. sürecinin 5 yıl sürmesi diye bir şey söylemedi. Onu özellikle bugün kendi aramızda da müzakere ettik ve tekrar bir daha izledik. Bize göre seçimlerin gerçekleştiği andan itibaren fiili olarak aynı gün parlamenter sisteme geçilmeli. Alacağımız oy, ittifakın alacağı oy 400'ü eğer geçiyorsa da hemen 6 ay gibi bir süre içerisinde de anayasal değişiklik cihetine mutlaka gidilmeli. Sadece bahsettiği Sayın Babacan'ın oradaki 5 yıllık süre... Eğer mevcut Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçme iradesini ortaya koyan siyasi partilerin desteklemiş olduğu Cumhurbaşkanı seçilirse, anayasal değişiklikler yapıldıktan sonra, yetkileri kısıtlandıktan sonra parlamenter sistemle birlikte bu 5 yıllık görev süresini tamamlasın. Parlamento kendi içerisinden bu anayasal değişiklikleri gerçekleştirsin şeklinde. Dün Sayın Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'in programına arkadaşlarımız özellikle katılıp bu konunun yanlış anlaşıldığını ifade etmek istemişler ama biraz gecikmişler herhalde programı. Bu beyanlar ışığı altında Sayın Çalıkuş'una sorunuzu sorarsanız daha uygun olacak. Anladım. Yani şöyle, Babacan'ın benim not aldığım sözleri şöyle, İdris Bey, bu kadar büyük sorunlar varken 2023'ten sonra sistemi hızla değiştirip yeni sandık koymak doğru mu, düşünmek gerekir diyor ve 5 yılı planlanmış ilkeleri ortaya konmuş bir koalisyon olarak konumlanabiliriz diyor ama bu 5 yıl boyunca evet, böyle bu sistem devam etsin anlamına doğru. gelmez diyorsunuz. Evet, doğru söylüyor Ali Bey, çünkü parlamentoda sayısal çoğunluğu elde ettikten sonraki süreç içerisinde
360-400 arası bir referandum, 400'ün üstü doğrudan anayasa değişikliğini yapabilecek imkan var. Seçilmiş olan Cumhurbaşkanı 5 yıl boyunca devam etmeli ama bu sürede parlamenter sisteme geçişle alakalı adımlar atılmalı ve derhal parlamenter sistem öngörüsü